Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇zleyicimiz demiş ki, Zuba transferi ne durumda? Biraz zorlaştı o transfer gibi. Sanki yani Zuba'yı Fenerbahçe'de ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Göremeyecek gibiyiz. Yine mesajlarınızı Futbol Gecesi etiketiyle gö gönderin lütfen. Beşiktaş'ın şimdi kadrosuna bir bakalım. Daha doğrusu Beşiktaş'ta Gelenler ve gidenler ne durumda? Önce onu ekranlara getirelim. Ardından da konuşulanlara bakacağız. Gelenlere baktığımızda Jetson'la Saiz. Jetson geçen seneden bildiğimiz bir oyuncu. Yani Omri'liğe iki tane nokta atışı yaptılar. Ama o Omri'liğin üst tarafındaki yer boş duruyor. Santroforu söylüyorsun. O hani bina çok güzel inşa ediliyor ama her zaman binanın en üst katı manzaranın en iyi gözüken yerdir ya. İşte oraya cuk diye bir transfer bekleniliyor e Cenk Tosun geldi Yayıldı. Cenk Beşiktaş'ın çocuğu yani bana göre Bir de Cenk'in ayağı da uğurlu yani Beşiktaş'a geldi mi ki Sergen Hoca döneminde de geldi Sakatlanana kadar ihtiyaç olduğunda görev yönü de çok iyi yaptığını düşünüyorum Cenk Tosun şöyle bir baktım 2014-15 sezonunda 9 gol 15-16 sezonunda 17 gol 2016-17'de 24 gol Ya bunlar çok iyi rakamlar Cenk Tosun'u sadece gol atması da önemli değil. O sahanın içindeki mücadelesi sağda oynatabilirsin, forvetle oynatabilirsin, sol oyunda oynatabilirsin. Yeri geldi çift forvet oynadığında oynatabilirsin. Çok iyi bir alternatif olacak. Şimdi şöyle diyebilirler. İngiltere'ye gittiğinden beri de çok oynamıyor. Cenk Tosun'un öyle bir fiziksel yapısı var ki. Everton'da diyelim 5 maç oynamıyor. Milli takıma geliyor. 1.90 dakika oynuyor. Herkesten daha çok koşuyordu. Mesela ben onun bir Moldova maçını hatırlıyorum. 4-0 kazandığımız maç yanılmıyorsan. Evet. Orada uzun süre sonra gelmişti milli takıma yine ama müthiş bir maç çıkarmıştı. Ya kesinlikle çok bir kere kişilik olarak, karakter olarak profesyonelliğine hayran olduğum bir futbolcu gerçekten yani sahanın içinde, sahanın dışında çok sevdiğim bir oyuncu. E Beşiktaş'ta da yaptıkları ortada. Giderken de çok iyi bir bonservis bedeliyle Beşiktaş'a çok iyi bir para kazandırarak gitti. He o para ne kadar iyi kullanıldı o dönemde bilemiyorum. Yani 25 milyon eurolardan bahsediyoruz. Evet. Yani az para değil. O paralar nasıl kullanıldı o dönemde? Orayı bilemem. Zaten biliyorsun o konularla ilgili sıkıntılı var o dönemin başkanıyla ilgili işte araştırmalar var filan. Çünkü çok büyük bir para yatmak evet, Kolay kolay sen evet. ülkemizden birini 25 milyon eurolara falan yollamak zordur. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. E ihtiyaç olduğunda geldi Sergin Hoca döneminde şampiyonlukta katkı sağladı. Şimdi uzun bir dönem oynamıyor. Evet kimileri diyebilir ya fiziksel olarak eksik, maç eksikliği şu, var ama şu. Cenk öyle bir oyuncu değil yani şu. benim gözümde. Çok yararlı oldu. Öyle bir oyuncu değil sadece Cenk'le ilgili soru işareti şu benim kafamda çok sık mı sakatlanıyor acaba? Ya şimdi sakatlık sorunu mu var diye bir soru işareti olabilir. Erdoğan abi şimdi çapraz bağ sakatlığı yaşadığı için orayı toparlarken düşün süreç 6 ay minimum. Ama bir sakatlığın da yaşadığın o toparlama süreci kadar bir de bir zaman gerekiyor üstünden geçmesin. Hani iki katı düşün. Sana bir sene gerekiyor. Sonrasında sen orayı toparlarken ister istemez vücudunun başka yerlerine çalışırken daha fazla yüklemeler yapmış olabiliyorsun. Sonra da başka yerlerde deforme olduğu için maçların içinde adele sakatlıkları, işte tendon ağrıları, alt edale hemelo ağrıları falan olabiliyor. Cenk bunları yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Çünkü senin o çapraz bağ ameliyatı yapıldıktan sonra dizinin eski haline dönmüyor. %80 %90 kapasite %100 olmuyor. Hani o doğuştan Allah'ın verdiği dize tekrardan sahip olamıyorsun. Bu çünkü bir futbolcun yaşayabileceği en ağır sakatlık. İki kere yaşadığım için biliyorum. Her sıçradığında her koştuğunda bir acaba hafif bir tereddüt bu beyinde kalıyor bu sakatlıkla ilgili. Ama Cenk oraları atlatmıştır. Ben diyorum yani bütün maçlarda oynamasa bile oynadığında elinden gelen her şeyi yapar. Gol ve goller de atar kaç maç oynayacağını bilemem. Hocanın sisteminde çift, çift forvet mi oynayacak, sol önlü mü oynayacak? Çünkü baktığımızda orta sağ ön tarafa baktığımızda Valerian 4-1-2 oynadı. İkilinin biri olabilir. Mesela Vekors Cenk olabilir. Ya da Vekors geldi gelmedi Cenk en önde de olabilir. Belki sistemi değiştirdiğinde 4-3 oynadığında solda olabilir. Ama Cenk oynadığında gol ve goller atar. Hep de attı. Beşiktaş işte Cenk Tosun, ama Beşiktaşlı taraftarlar özellikle neredeyse 2-3 haftadır konuşulan Vekors'u bekliyorlar. Bekliyorlar evet Vekors. Hani bizde yayınlarımızda olsun e, TRT Spor ekranlarında onun videolarını görüyorlar. Attığı golleri e, futbolu çok iyi takip edenler kendi oynadığı ligdeki gollerini görünce heyecanlanıyorlar. Çünkü diyorlar ki bizde bir Gezal var diyorlar. Acaba kaç tane arttırır? Artık bunları konuşuyor Beşiktaş taraftarı. Ama o ıslak imzada bir an önce gelsin istiyor. Çünkü şöyle yapıyor. Cenk geldi. Wekors önde olursa diyor. Gezal her zamanki Gezal. Rozier'e bildiğimiz Rozier. Saiz de geldi diyor. Geriden topları iyi oyuna sokar. Orta sahamızda iki tane makine var diyor. Jetson diyor. Joseph diyor. 90 dakika koşacaklar. Jetson ona gidecek. Gollerde de katkısı olacak diyor. Arada Emirhan diyor. Asistleriyle oynayacak diyor. Umutlanıyor hani. Şimdi ben de bak şu isimleri sayarken böyle bir Sağlam bir omurilik var yani. Kaleci Ersin, Saiz, Jetson, Joseph ee, Önünde belki Gezal da o orada olacak. Doğru. Orvet arkası. Çünkü öyle de oynattı son maçlarda. Önünde de Weckhorst, Cenk. Yani umutlanmaması elde değil Beşiktaş taraftarının. Bakalım olacak mı? Ama merak konusu işte Weckhorst ne zaman gelecek? Ne zaman o imzayı atacak yani? Başkan da biliyorsun Çok net iyi olmadan. Şey verdi. Çok net iyi bir verdi. olmadan bir şey ama de. böyle de o şey vermiyor doğru yapıyor ama şöyle bir şey yaptı başkan ee, salı ya da çarşamba açıklayabiliriz demişti yani yine yani, ucunu açık bırakıyor açık ki doğru tabii. olan odur bu transferde çünkü çok detay var o imzayı atana kadar imzayı atarken belki kalemin mürekkebi bile bitiyor yani şimdi, başka kalem istiyorsun. Şimdi ben de o ucunu açık bıraktım ee, Erdoğan abi altta Cenk Tosun geldi yazıyor sen hala gelir mi diye soruyorsun diye yazmış izleyicimiz ee, yani ben de geldi diye transfer. bir artı bir imzalandı öyle şey yaptım yani ee, bitti gibi ama o, yine işte de o bir... imza açıklanmadan Tabii. şu kapa bildirim var ya o artık bizim için net imza niteliği <laughs> evet. taşıyor. Ee, o bildirimleri bekliyoruz genelde. Selahattin Bakar diyor ki Nihat Avrupa'da sürekli ucum yapan takımlara gitse çok da başarılı olamazdı demiş. Böyle bir değerlendirme yapmış. Dakika yaptı. o Real Sociedad'ı izlememiş herhalde. Biz defans yapmıyorduk. <laughs> Ya yani o seni sanıyorum şöyle değerlendirdi. Şimdi bir şey i̇şte, söyleyeyim. Kapanıp ani ucunlarda senin süreçinle bak ileriye gittiğini düşünen bir benim bir arkadaşımız e olabilir. Eğer da biz rakip sahada oynuyorduk. Nasıl oynamayalım? De Pedro sol ayağı muhteşem. Sihirbaz. Karpin öyle. Ben Kovacevic arkada da Çavi'ye oynuyor. Real Madrid'i gördü. Liverpool'u gördü. Bayern Münih'i gördü. O arkadaş o maçı izlesin. Hadi orayı geçtim. Villarreal'de biz %70 topa sahip oluyorduk. Kasorla, Pires, Marcos Senna, Nihat, Yusuf Rossi. Of. Nasıl topa sahip olmayacaksın? O arkadaşımız kontratak oynadığımızı zannediyor ben de. de, İspanya'da. Ben de bir katkıda <laughs> bulunayım sana. Nihat'ı oraya götüren performans da Türkiye'de sürekli ucum oynayan bir Beşiktaş takımındaki performanstı. Tabii. Onu da unutmayalım. Beşiktaş...